Gölgeler Yaşadığımız Günler. Salih Mirzabeğlu'nun 1986 yılında yayınlanan romanı. Mütefekkirin kaleminden çıkan her eseri gibi sıra dışı bir roman. Eğer sadece sanat ve edebiyat eserleri verseydi karşımıza nasıl eserler çıkardı? Gölgeler, Elif, Kayan Yıldız Sırrı ve Münşaat bu konuda bize fikir veriyor. Gölgeler romanının baş kahramanı Adem'dir. Adem ikili bir anlama sahip malum. Adem, ilk insan, ilk peygamber. Adem, yokluk. Günlük hayatın içinde Adem ve gölgeleri okuyucuya hayatın hakikatine dair tablolar halinde görünüyor. Salih Mirzabeyoğlu Gölgeler romanı hakkında gazeteye verdiği bir röportajda romana nasıl yaklaştığını anlatıyor. Varlık ve oluş, hayat ve ölüm, zaman ve hürriyet, dil ve diyalektik estetik ve ahlak, fert ve toplum, iman ve sanat. İnsan beninin temele meselelerinde tecrit telleri dökmemiş ve bu mevzuda has ve hususi bir eda belirtmeyen hiçbir büyük sanatkar gösterilemez. Bu ölçü içinde baktığımız zaman romancının seçtiği tipler ve anlattığı vakalar, belirli bir keyfiyetin görünüşüne vesile olan ve hizmet eden unsurlar mahiyetindedir. Zamanın mekanda tecelli etmesi gibi, eğer şuur seviyesinin her değişiminde gerçeklik seviyesinin de değişmesi ve sanatın görünümlerinin sıradan varoluşa nispetle daha yüksek bir varoluşa karşılık olmasını göz önünde tutarsanız sanatçı hamurunu veya çamurunu istediği yerden alabilir. Bütün kıymet ona üflediği ruh ve nefeste. Bir merkez ve ondan yayılan halkalar halinde bir pano. Bu ışıklı panonun merkezi yazarın kendisidir ve sırası gelince yanan her bir halka, gölgesi Adem'in katılıcı veya müşahit sıfatıyla göründüğü hadiseler zincirinden birinin tezahürüdür. Bunaltıcı bir tecrit, keskin bir teşhis ve yakıcı bir hayal penceresinden sanat gözüyle çağımız insanının hayat hikayesi. Böyle bir derinlik ve genişlik dünya çapını kucaklamak demek değil mi?